Emre Galip, susturun şu havanı. Herkes mevzilerine geçsin hadi. Herkes mevzilere. Emredersiniz komutanım. Evlat. Bayram! Bayram, buraya gel çabuk! Haydar, haydar. Bayram açınız! Komutanım, komutanım şehit mi? Haydar Yüzbaşı şehit mi komutanım? Bilmiyorum, emin değilim. Göğsünde kan var. Onunla ilgilen. Onu buradan çıkarmamız lazım. İlyas! Emredin komutanım. Buraya gel acele et. Geliyorum komutanım. Bayramla beraber onu güvenli bir yere almanız lazım evlat. Acele et. Emredersiniz komutanım. Yas geç. Geliyorum yas geç. Hadi. Tamam. Tut. Geldim komutanım. İyi. Bir. Üç. Kaldır. Ah. Ah. Neden susmadı hala? Susturun şunu hemen. Susacak komutanım, susacak. Susacak. Telefonunu ver yoksa kafanı koparırım senin. Ver şu telefonu. Abime bak ya. Ya ne olacak benim telefonum? Abi zaten çakmadır yani. Al. Al abi. Şifrem var bunda. Abi sayende. Lan delirtme adamı. Söyle şu şifreyi. Ne şifre? Şifre şey abi. Azadi 78 isyankar kral. Ne? Azadi 78 isyankar kral ama arada boşluk yok abi. Küçük harflerle yazıyoruz. Seyfo tam bir embesilsin biliyor musun? Ama trajik olan şu ki embesil olduğunun farkında değilsin. Abimin lafının üstüne laf söylemek bize düşmez tabii ama şunu söylemekte fayda var. Tamam, kes. Aç şunu.
Manita ile konuştun ha? He abi. Ama Manita deme abi, utanıyorum vallahi. Ama Manita nasıl bir şeymiş anlayacağız. Ara ve hoparlörü aç. Abi uyuyordur. Ya bu saatte... Ara. Adamlar, askerler tutuyorlar patron. Direniyorlar yani. İsabetli havan atışı yaptıklarını söylüyorlar. Ne oluyor burada? Bir şey yok. Seyfo Manitası ile konuşacak. Biz de dinleyeceğiz. Hadi ara. Altan! Sedat! Hadi aslanım, bastırın! Geri çekilin! Hadi çekilin! Hadi Galip, bizimkilerin yanına. Komutanım Temiz. Havan mevzisi imha edildi komutanım. Teröristler çekiliyorlar. Uçlarda kimse yerlerini bırakmasın teminim. Güvenli at oluşturalım. Emredersiniz komutanım. Tuşu ver komutanım. Yürü kova, yürü kova. Komutanım, nedir durum? Yaşayacak mı komutanım? Yörük yüzbaşı yaşayacak mı komutanım? Bayram abi bir şey söylesene, bakmadın mı hala? Soluk alıyor mu? Yaz, kes sesimi lan. Kes. Bir de seninle uğraşmayayım. Tamam. Tamam. Bayram, durum nedir? Hiç tepki vermiyor komutanım. Tepki vermiyor. Komutanım, helikopter çağıralım mı? Çağır o zaman. Emredersiniz komutanım. Yeter asubayım. Emredin. Hemen sınır Tugay'ını ara, helikopter çağır, yaralımız var. Emredersiniz komutanım. Tamam mı abi, yaşıyor mu abi, Bayram abi? Yaz. Seyfin telefonundan. Ne yapayım? Kahretsin. Kuzgun bu. Seyfi'den kuşkulandı. Aynı numarayı tekrar geri arıyor. Ne yapmamı istersiniz komutanım? Şu anda bir silah sesi ya da başka bir ses duyabilir. O zaman iyice çuvallarız. Lanet olsun. Komutanım. Komutanım. Nedir bu? Şey komutanım. Yani söyleme sahiptir. Affedersiniz de. Düdük. Komutanım, silah sesleri kesildi. Ne yapmamı istersiniz? Ne oldu Seyfo? Senin manita açmadı, hı? Abi, belki uyuyordur. Ya da
sessize falan almıştır. Hani oluyor ya, yapıyoruz ya. Ya da ne bileyim, ayıptır söylemesi, hani helada falandır. İnsanlık hali. Çato. Patron. Vur şunu. Abi. Kuzgun. Ben değil ihaneti, ihanetin %1 ihtimalini bile affetmem. Çato, vur şunu. Abi. Tamam patron. Çato. Rosa, ya ne saçmalıyorsunuz? Abi, Happy Top'u bir tane kadınla konuştum diye mi bunların hepsi, ha? Ya siz yapmıyor musunuz? Azıcık eğlendim. Ya sen yapmıyor musun abi? Rosa sen, ya bir şey söylesene. Allah'ım Rosa, bir şey söylesene. Ya abi. Abi. Aç. Seyfo, evin hanım. Kurmantı çavente. Sen ne diyorsun ha? Sen dedin gelmeyeceğim. Sonra arıyorsun yarın gece geleceğim diyorsun. Dıçı da beci Seyfo. E sen biliyorsun ben her gece çıkamıyorum. Tamam tamam. Ezde pür hastakım Seyfo, tamam. E ben de özledim. Ama tehlikeli Seyfo. E sana mesaj at diyor. Mesaj mesaj. Sen ne diye foto atıyorsun? He. Bana baksana. Sana ne diyeceğim? Üstünde ne var? Eybe, eybe, heyven. Gir zekalı. Sen ne edeceksin Seyfo? Ne giymişim, ne giymemişim? Ayıp, ayıp, heyven, Seyfo. Merak ettim. Tamam. Ben seni sonra arayayım. Tamam. Yas bas şuraya. Bayram. Bir doz daha yap. İki doz yaptım komutanım. Daha fazlası zararlı. Komutanım yap bir tane daha ya. Tamam. Yeter kızım. Nerede kaldı bu helikopter? Geliyor komutanım. Tövbe bismillah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim yatırdı lan beni? Neresi o lan? Abi yatırdı beni be! Oğlum! Yörük Haydar Bozkurt'un sırtına gel haram lan! Bozkurt'un sırtı yere gelmez lan! Bozkurt'un sırtı yer görmez! Kim yatırdı lan? Yörük baba, sakin. Yürü baba. Sakin bak. Sakin. Bak ben Bayram Bayat. Dur. Sakin. 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 Gözümü seveyim bak. Aa! Yürü baba. Aa! Kurban olayım sakin. Kurban olayım. Yürü baba. Aa! Gözümü seveyim sakin olayım. İlyas. İlyas. Geldim komutanım geldim. Gel. Geldim. Şunu, gel. Komutanım Allah'ını seversen otur ya. Aa! Yürü baba. Aa! Abi, gidiyoruz değil mi? Kuzgun, onu da alalım. Herkese çok ihtiyacımız var. Baksana kaç kişi kaldık şurada. Bana bakma Seyfi. Patron bilir. Abi. İsyankar kral belki burada daha çok işimize yarayacak Seyfi. Ne dersin? Bu ideoloji için yaptıklarını asla unutmayacağız Seyfo. Seni her zaman büyük bir militan ve onurlu bir yoldaş olarak hatırlayacağız. Sağ ol. Kendisini kitleler için feda etmiş, fedai ruhlu, onurlu bir yoldaş. Feda? O yolu? Işıklar içinde uyu Seyfo. Işıklar içinde uyu? Hoşça kal. Abi ne diyorsun sen öyle? Abi. Abi bir şey. Ne oluyor? Bırak lan abi! Çeto! Çeto bir şey yap! Çeto kurban olayım bir şey yap! Gülme ulan! Abi! Bırak lan! Nasılsın lan beni? Abi!
Abi! Abi! Oğlum ben hiçbir şey anlamadım şimdi. Yörük yaralanmış mı, yaralanmamış mı? Komutanım, sabaha karşı acil helikopter çağrısı geçmişler. Sonra çağrı iptal edilmiş. Helikopter geri dönmüş. Hı. Tam yörüğün işi. Onun derisi kalındır. Bir bakalım neler olmuş. Dikkat! Oturun çocuklar. Neredeler? Köye doğru ilerliyorlar komutanım. Oradan da sınır hattında takibat yapacaklarını bildirdiler. Albaylar irtibatımız var mı? Evet komutanım. Bağla bana. Emredersiniz komutanım. Kutalmış Paşa. Ver evlat. Emredin komutanım. Albayım, durumunuz nedir? Sağ olun komutanım, iyiyiz. Yörüğün durumu, yaralı mı o? Dadaş! Ya Bayram Baba, benim kulaklarım büyümüş mü? Yaralı değil komutanım. Yörük yüzbaşı zımba gibi. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sevindim. Yok komutanım, normal. Ne? Ya büyümemiş diyorum, büyümemiş. Gayet normal bir kulak işte ya. Ya sanki böyle somun ekmeği gibi olmuş gibi hissediyorum Bayram. Yok komutanım, yok. Patlamadan ötürü sen öyle hissediyorsun. İyisin yani, iyi. Kim? Bu nedir ya? Kırlangıç Paşa'nın huzur evine döndü, yemin ediyorum. Sürekli bağırıyorlar galip. Ya kulağım çınlıyor babalar, kulağım. Geçecek mi? Geçecek komutanım, geçecek. Merak etme hiç. Geçmezse şapı oturduk zaten. İşimiz var bundan. Tip! Yok bir şey yok. Su içen mi diyorum komutanım? Çok iyi Bayram, çok iyi. Sen şimdi benim hem hemşirem hem dübürüm oldun Bayram. Yaşasam be. Hemşire mi dedi o? Vallahi dedi. Ya komutanım bağırma ya, bağırma. Kırsaldayız, herkes duyuyor ya. Ne zaman? Yaz. Emret komutanım. Geç lan şuraya. Yok komutanım, ben geçmem. Vuruyor bana sürekli. Ne demek lan geçmem? Hayret bir şey. Geç şuraya. Geç. Emredersiniz komutanım. Ne yapıyorsun lan sarışın? İyiyim komutanım. Sağ ol. İyiyim komutanım. Ben sana zap maceramı anlattım mı? Yok komutanım. Evet zap zap. Yok komutanım. Vurma da anlat, dinlerim. Ha,
Bak şimdi. Yüzbaşım sustur şu adamı ya, komutanı duyamıyorum. Ha, teğmenim o zaman. Emredersiniz komutanım. Cidem. O dün geceki herif telefonunda sana üstünde ne var diye mi sordu? Hı? Doğru mu duydum Cidem? Bir şey söyle. Kürşat, kes şunu ya. Sırası değil, rezil olacağız. Devam et. Benim kafamın tasını attırmayın. Bak Cidem, benim kafamın tasını attırma. O telefonu alırım, o herifin... Sonra da içeriden görüntülü arama yaparım. Delirtmeyin beni Cidem, delirtmeyin bak. Kürşat, bir saçmalamayı kes artık. Benim de canımı sıkma. Durum bildiğin gibi değil, sonra anlatacağım işte. Kes şimdi, sırası değil. Oh! Üstünde ne var? Ya ben sana sormuyorum üstünde ne var diye ben. Ha, merak ediyor muyum, sormak istiyor muyum? Evet, ama sormuyorum. Ama o o ya... Kim o? Kim o bana söyle? Kim Cidem o kim? Kürşat, sen beni bir dinler misin? Dinlemem efendim. Dinlemem. Ben bunun neyini dinleyeceğim ya? Teğmenim, artık kendine gel ya. Saçmalamayı da kes. Adam bizim sahadaki istihbarat unsurumuz, anlıyor musun? O yüzden öyle konuşmam gerekiyordu, o kadar. Devam et şimdi. Unsur. Evet, unsur Kürşat, unsur. Yerim öyle unsuru. Ya baksana sen. Hapus ağabeyi mi gideyim yoksa senin canına ben mi okuyayım ha? Cidem, ben seni çok kıskanıyorum. Ya tamam, biliyorum beni kıskanıyorsun. Ama şimdi sırası değil Kürşat. Beni sonra kıskan, olur mu? Şimdi değil. Şimdi kes, devam et hadi. Kırsaldayız değil mi? Evet Kürşat, kırsaldayız. Komutanlar da bakıyor. Komutanlar da bakıyor Kürşat, aynen öyle. Cidem Ülgen, bir sen bir Türkistan be, gerisi yalan, vallahi yalan. Asker devam et. Nasılsın bakalım? Şunları uzatır mısın? Tabii. Epik rezinizi ellerimle yazdım. Taburcusunuz artık beyefendi. Oo, sen bu pamuk ellerle bir şeyler mi yazmışsın? Getir bakayım o elleri bir. Allah. Ya pamuk. Serdar ya, dur, burası benim iş yerim. Biri gelecek şimdi ya, dursana. Burası benim iş yerim Serdar. Serdar, hazır mısın ha? Taburcu kağıdını aldın değil mi? Hazırım, evet. Hah. Siz olmasanız ben ne yapardım böyle hastane köşelerinde sefil sefil? Ah yavrum, olur mu öyle şey? İlgileneceğiz tabii biz seninle. Heh. Serdar, nasıl oldun ya? Geçmiş olsun. Yok kardeşim, iyileşemedim hala. Vallahi kötüyüm ya. İlgiye ve şefkate ihtiyacım var. Zahmet İzmir şunu. Hah, çekeyim çekeyim. Benim çorbalarımdan içersin eve gidince. Hiçbir şeyciğin kalmaz, tamam mı? Bir dakika, ne çorbası ya? Ordu evine götürmüyor musunuz bunu? Ordu evine gitsin bu. Bizim evde ne işi var? Yani sizin evde. Kardeşim, ordu evi nereden çıktı şimdi? Ne gerek var değil mi Sever teyze? Ay. Yok, yakışık almaz ya. Olur mu öyle şey ya? Kaan yüzbaşı yok, olmaz o. Ay, olmaz mı diyorsun çocuğum? Ya Sever, gerçekten bazen yemin ediyorum yani böyle ters tarafına denk geldiğimi düşünüyorum ben. Bunlar zaten seni ayakta uyutuyorlar ya. Anacığım var ya, sen gece tamamen uyuyunca bu... Tövbe tövbe, olmaz o iş. Ay. Aman canım, nasıl bakacak bu çocuk kendine? Sen hiç merak etme. Ben götürürüm onu orada evine. Sütünü içirir yatırırım, tamam? Ay çocuk ne yapacak oralarda? Orada evlerinde sersefil olur şimdi bu haliyle. Ah, ben sersefil olurum. Ben kendime bakamam. Mahvolurum.
Ya hiçbir şey olmaz ya, Allah Allah. Vallahi deli manyak Kaan Yüzbaşı 3 vakte kadar gelir zaten dağdan, tamam mı? Zaten psikopata bağlamış, elinde silah, yemin ediyorum var ya kevgire çevirir bunu. Ondan sonra Kubilay, Kubilay diye ağlarsınız arkamda. Kubi! İyice saçmaladın artık ha. Ya ben bu gece burada nöbetçiyim, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Tabii ya, nöbetçi. Evet, iyice saçmaladın Kubilay kardeşim. Ben aç, sefil, yardıma muhtaç bir insan. Halim yok vallahi. Ay. Yok yok. Ben burada noktayı koyuyorum. Hadi bize gidiyoruz. Hadi evet. Toparlan çocuğum. Hadi. Vallahi siz bilirsiniz de. Yani inşallah kuşlar falan Kaan Yüzbaşı'ya bir şey fısıldamaz. Sen merak etme, ben o kuşların kafasını koparırım Kubi. İyi nöbetler Yıldız kardeş. Sağ ol. Ah. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Yanlış yapıyoruz biliyorsun değil mi? Yanlış. Şu yaptığın yanlış olmaz. Daha önce bir şey konuşuyorsun. Anlatırsın her şeyi. Olgun bu ne ya? Bu mıntıka fikir kimden çıktı oğlum? Askerlikte fikir olmaz bayındır. Askerlikte emir olur. Birisi emir verir, sen de bunu yaparsın. Anladın mı abicim? Ulan hem sen 4 senedir askerlik yapıyorsun, hem de daha ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Ya onu biliyorum sevgilim. Ben onu mu söylüyorum sana? Ben diyorum ki Kopuz Albay burada yok. Tamam mı kardeşim? Kılıç Timi burada yok. Yeter Assubay burada yok. Ulan Kutalmış Paşa dahil herkesin işi başından aşkın. Yani bu hangi şeytanın aklına geldi diyorum. Onu merak ediyorum ben Olgun ya. Hadi işine bak sen, işine. Kimse kim işte? Skandal ya. Harbi skandal, olmaz böyle şey ha. Allah korusun lan ben. Benim bu işlerden muaf olmam lazım Olgun ya. Böyle bir şey yok ya. Ben bu ne ya? Mıntıka ne oğlum? Mıntıka mı kaldı ya? Millet uzaya çıktı ya. Allah Allah. Şimdi böyle robot süpürgeler var. Akşamdan şarja takıyorsun kardeşim. Sabah bu gerizekalı kalka kalkmak böyle vız 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 diye dolaşıyor. Her tarafı böyle cillop gibi yapıyor kardeşim ya. Hayır yani bu mıntıka nedir ya? Bu ne oğlum ya? Allah'ım ya Rabbim. Böyle mokoko maymunları gibi iki büklüm ka... Ah Allah be. Ah. Oğlum. He. Bu kim lan? Kim? Şu işte şuradaki kim? Ha o mu? O şey işte abicim, yeni gelen çocuk. Ha yeni mi gelmiş bu? Hı. Vah 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 vah. Bu anasından ayrı düşmüş bir buzağı gibi. Efendime söyleyeyim böyle bir öksüz kalmış maymun gibi. Kimsesiz bir penguen yumurtası gibi kalmış orada ya. Adı ne bunun? Şey neydi? Ha. Eleman gel buraya, gel gel. Gel oğlum. Oğlum sana söylüyorum, sana gel buraya. Lan oğlum koşsana. Yürüyor ya, Allah Allah. Hiç makamı da saygısı kalmamış ya. Rahat oğlum, rahat. Adın ne senin? Çağlar. Çağdaş, soyadın ne? Yazır. Çağlar Yazır. Şimdi bak bebeğim, durum şu. Sen yeni askersin, tamam mı? Sen burada yenisin. Ben de usta askerim, tamam mı? Bununla birlikte ayrıca ben albay postasıyım. Bu ne demek biliyor musun Çağdaş? Ne demek? Ya burası var ya bak, komple bak. Burası böyle. Bu buraların komple ikinci adam benim demek oluyor. Birinci adam albay İbrahim Kopuz, ikinci adam da benim demek oluyor. Ya anlatabiliyor muyum kardeşim? Ama sen sakın benden korkma. Bak ben korkman için yapmadım bunu. Korkman için söylemiyorum. Benden korkmanı istemiyorum, anlıyor musun? Ben seni yetiştireceğim. Seni ben himayeme alıyorum kardeşim. Seni ben himayeme alıyorum ya. Sana ben el veriyorum ya. Bundan sonra ben seni himayeme aldım. Seni ben yetiştireceğim. Çakı gibi asker yapacağım seni. Mermi gibi asker olacaksın. Taş ısırsan suyunu çıkartacaksın. Anlatabiliyor muyum sana? Tamam mı kardeşim? Öncelikle sen şunu al bakayım. Başlıyoruz tamam mı eğitime? Şu en uç noktayı görüyor musun? Oradan buraya kadar pırıl pırıl yapıyorsun Çağberk. Anladın mı kardeşim benim? Yerde hiçbir şey olmayacak. Pırıl pırıl yapacaksın. Sanki böyle bir sümüklü böcek geçmiş edasıyla yerler böyle cillop gibi olacak kardeşim. Bak yüzümü kara çıkartma. Bir işe nasıl başlarsan öyle gider. Tamam mı kardeşim? Hadi bakayım. Hadi koçum benim. Bak geleceğim, kontrol edeceğim seni. Kahve içmeye gideceğim birazdan. Kahve içtikten sonra geleceğim, kontrol edeceğim seni. Sakın yüzümü kara çıkarma. Bir işe nasıl başlarsan öyle gider. Hadi aslanım, Allah yardımcın olsun. Ya şansıma tüküreyim bozuk. Lan yavaş yavaş, bağırma bağırma. Ne? Çeneni kapat diyorum, çeneni kapat. Senin de eline sağlık babalar. Tövbe yarabbi ya. Ne diyordum Erenler? Şansıma tüküreyim. Ya baş bu Atatürk'ü cephede şarapnelden ne korumuş? Saat. Karizmaya bak.
Tak köstekli saat. Adil Şarapner geliyor dan. Saatte duruyor be. Peki gariban yörük ayları ne korudu? Ha? Ne korudu babalar? Düdük. Düdük düdük. Şansıma tüküreyim be. Sen niye üzüldün buna bu kadar? Nasıl? Boş ver, boş ver. Boş ver. Yok benim anlamadığım şey. Sende niye düdük var? Jandarmadan alışkanlık babalar. Yanımda hep bir düdük olur. Ben bu olmadığımı kendimi çıplak gibi hissediyorum. Ha Erenler bak. Çıplak demişken aklıma geldi. Yürü! Şşt. Kim? Sus, sus, sus. Yüzbaşım. Emredin komutanım. Köye yaklaştık. Candaşını susturmayı başarabilirsen operasyona başlayacağız. Komutanım operasyon kolay da susturmak biraz zor olacak galiba. Bir saat var. Ha bir saat var. Galip İlyas. Soldan devam edin. Çok dikkatli olun. Kürşat. Bayram. Sağdan ilerleyin. Hadi. Haydar. Çiğdem. Evlerin arkasını kontrol ederek ilerleyin. Hadi. Emredersiniz komutanım. Çiğdem hadi. Burası çok sessiz komutan. Evet yüzbaşım. Ve doğrusu bu hiç hoşuma gitmiyor. Hadi kılıç. Seyfo komutanım.
Kılıç, çok dikkatli olun. Çepeçevre emniyeti alın. Herkes gözünü dört açsın. Komutanım, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Dur! Emredersiniz komutanım. Tuzaklanmış olabilir. Ne? Şşt, sakin ol. İlyas, buraya gel. Sakin ol. Emredin komutanım. Malzemeyi ver. Buyurun komutanım. Tüfeği tut. Sakin ol. Başka bir tuzak var. Bul onu. Kurban olayım, bul onu. Kuzgun. Çok büyük hata yaptık. Seyfi orada bırakmamalıydık. Roza, kes artık. Sınırın bu tarafında da, o tarafında da ona ihtiyacımız vardı. Yerel halkı en iyi tanıyan oydu. Seyfi, hain. Hain falan olamaz o. O kadar becerikli biri değildi. Ne oldu şimdi? Eğer tuzağa yakalandılarsa birkaç asker ölecek. Sonrası kuzgun. Yine bizim peşimize düşecekler. Roza, yeter artık. Ya bana yeter falan deme artık kuzgun. Her şeyi berbat ettin. Kes dedim. Yalan mı? Önce o kadınla aşk hikayen, sonra köylere yaptığın aptalca eylemler, hepsi bizi bu hale... Sus artık. Bu bardağın taştığı son nokta kuzgun. Bardak taştı. Ne o çatı? Sen de mi bir şey söyleyeceksin? Seyfi, hava uçtu patron. Biz işimiz bakan. Nerede? Nereye bağlandı? Ya ben ne bileyim? Yüzbaşım, neler oluyor? Komutanım, Seyfi'nin üstünde C4 var. Başka bir EYP'den bahsediyor. Onu bulacağız. Albay! Albay, sen bana söz vermiştin. Beni burada önüme terk etme, kurban olayım. Bir şey yap. Lan sakin ol, sakin. Sessiz ol, sakin ol. Anladın mı? Sakin ol. Kablo nerede? Hatırlamaya çalış. Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Kılıç, dikkatli olun, gözünüzü dört açın. Uyanıyordum, uyanıyordum. Lan sus, tamam sus, bağırma. Komutanım, burada bir kablo var komutanım.
Aferin. İyi iş yeter. Sakin ol, kıpırdama sakın. Sakın kıpırdama. İlyas. Emredin komutanım. Gel buraya. Bak, butonu görüyorsun. Gördüm komutanım. Sıkıca bastırıyorsun. Sakın kayıştan ayrılmasın, ben onu çözeceğim. Emredersiniz komutanım. Bastır. Bana bak, seni çözüyorum. Ben diyene kadar hareket etmeyeceksiniz. Sakin ol. Yavaş, yavaş. Dayanıyordum ya. İlyas, sakın bırakma onu. Tamam komutanım. Kürşat! Emredin komutanım. Sen bunun üstündeki C4'ü hallet. Ben EYP'yi bulacağım. Emredersiniz. Hep sakin, sakin. Haydar. Emredin komutanım. Siz burada bekleyin. Emredersiniz komutanım. Tamam, sakin. Kimse hareket etmesin. Hepinizi kurtaracağız. Sakin. Sakin. Allah.
Allah belanızı versin. Alçak köpekler. İlyas, sakın o butonu bırakma, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Tamam. Hepiniz sakin olun. Kimse hareket etmesin. Hepinizi kurtaracağız, tamam mı? Sakin. Güzel. Çiğdem, Bayram. Sivilleri tahliye edin. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı komutanım. Dikkat edin. Kuzgun, Allah senin belanı versin ha. Allah senin belanı vermesin. Hele bak. Sivillerin hepsi kurtuldu, he? Sessiz ol. Hadi geç bakalım. Hadi. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim. Sen? İyiyim komutanım. İyiyim komutanım. İyiyim. Komutanım. Komutanım, iyi misin? İyiyim Bayram, iyiyim. İyiyim. Sana doyum olmuyor. Müsaadenle ben artık gideyim. Destur lan! İzbandut. Albayım? Kuzgun nerede? Ya ekmek kuran çarpsın bilmiyorum albayım. Ya herif beni öldürecekti. Hiç gideceği yeri söyler mi? Bir kilo patlayıcı bağlayan adam hiç gideceği yeri söyler mi Allah'ını seversen ya? Vallahi bilmiyorum. Hafızanı zorla Seyfi. Mutlaka bir ipucu olmalı. Hadi. Vallahi çıkmıyor. Yok. Ben gittiğine kadar buradan bir yere ayrılmayacaksın. Anlaşıldı mı? Ya izbandut yüzbaşı. Kurban olayım, sen bir şey söyle. Ha? Seni dinler. Hem çatoyla kavgada seni tutuyordum ha. Lan zaten duymuyorum. Benim canımı sıkma. Tamam, tamam. Buyurun. Çocukları bir yere doldurup
Onları bağlayıp patlayıcı tuzaklayan bir alçağı takip ediyoruz yüzbaşı. Onu bulacağız. Onu bulana kadar dünyada hiçbir kuvvet bizi durduramaz. Anlaşıldı komutan. Karargahla irtibat kurun. İHA'lar, hava unsurları, alandaki jandarma devriyeleri kim olursa bir iz arayacağız. Ve onları bulacağız yüzbaşı. Emredersiniz komutan. Nasılsın Yörük? Sağ olun komutanım. İyiyim. Kulağın çok rahatsız ediyorsa seni sınır tugayına ulaştıralım ha? Ne dersin? Sağ olun komutanım. Ben gayet iyiyim. İyi. Emredersiniz komutanım. Komutanım. O şerefsizi yakalayalım. Kulağı sonra hallederiz, sorun değil. Çocuğum. Şunlar var ya, çok yanlış işler. Şu yaptığımız çok yanlış. Ah, 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 ah. Vah, vah, alayım, vah. Alayım Selver. Yok yok, sen alırım, yardım alırım et. Ben, alırım ben, alıştım. Hatice, hayırdır? Nereden geliyorsun böyle? Abla, dün Zeynep için işte doktora gittim. Kilo kaybı çıktı. Ah, vah kuzuma. Ya bu kadınlar geldi ya, sütün yetiyor mu yetmiyor mu diye sordular. Yani onların nazarı mı değdi, ne oldu ben anlamıyorum. Ay, nazar değdi vallahi çocuğuma. Ya neyse işte, doktor dedi ki bir hassas tartı bulun, her gün böyle gram gram tartın, ondan sonra bana söyleyin. Bizim bu aşağıda yok mu şey? Ha, var evet. Ha, klinik. Oraya gittim. E geçen hafta kapanmış o. Ne yapacağım ben şimdi? Ay. Ya bir dakika, ne o ya? Kilo kaybı mı? Evet, kilo kaybı. E tamam işte, şu köşede market var. Gideriz hemen, tık tık hallederiz. Ya ne diyorsun Kubilay, ne marketi ya? Marketten bir şey lazım değil çocuğum. Ya Selver, marketten bir şey almayacağız ki. Çocuğu tattıracağız. Aha, iyice kafayı yedin ha. Ay Kubilay, Allah aşkına, yani böyle şey olur mu ya? Domates mi bu, kiloyla tartıyorsun? Allah aşkına yapma ya. Hatice, her söylediğime bitirip, her söylediğime bir afra tafra yeter artık ya. Allah Allah. Bak ne diyorum, marketlerde hassas terazi olur. Şaşmaz net. Ha, bak doğru söylüyor. Olur mu ya? Ne bileyim. Olur mu ya? Ay Allah'ım yarabbim Kubilay, valla geldik buraya da senin aklına uydum ben de ha. Ne yapıyoruz biz? Görse biri, biz rezil rüsva alacağız. Hatice lütfen panik yapma ya. Biraz bana güvenir misin artık ya? Ben çözümlen adamıyım. Ya Allah aşkına, bu burası hijyen midir, değil midir? Bir etrafına baksana, bilmiyoruz ki. Bu çocuğun daha kırkı da olmadı. Ya bir mikro falan kaparsa ben ne söyleyeceğim? Bayrama ne anlatacağım? Allah, hiçbir şey olmaz. Bu hijyen olayını da biraz fazla abartıyorsunuz ya. Yapmayın şöyle ya. Bu çocukların mikroba da ihtiyacı var. O mikrobu alacak ki bünyeye savaşmayı öğrensin yani. Sen ver onu bana. Ver. Hadi dikkatli, dikkatli. Abiciğim selamlar. Sen bakıyorsun reyona herhalde. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şunu bir tartalım ya. Neye efendim? Bebeği. Gel bakalım Zeynepciğim, gel bakalım. Annen çok panik yapıyor ya. Yok mikropmuş, yok bilmem neymiş. Oh. Hadi bakalım. Tak tak tak. Evet. Oo, maşallah ya. Dünden beri 30 gram almış. Aynen böyle devam Hatice. Bak ne diyeceğim. Kimyon yemeği ihmal etme, tamam mı? Hem süt yapıyor hem de gazını alıyor. Ay çok teşekkürler Kubilay. Vallahi çok sağ olasın, sen olmasaydın ben ne yapardım? Çok teşekkürler. Çocuğum kaldı orada. Çok sağ olasın ya. Abartmıyorum, anladım. Tamam, teşekkür ederim. Ben bu Seyfi'ye hiç güvenmiyorum ha. Ne? Hay ben senin kulağına ya. Kulağına, kulağına diyorum, kulağına. Aynen babalar. Haklısın. Haklısın bozok. Geç kaldık. Adamlar gideli çok oldu. Evet evet, çok oldu çok. Ha. Albayım. Tövbe yarabbim. Ya öyle diyorsun da albay.
Bu adamlar bir dahakine beni kessin öldürürler. Hadi bu sefer siz yetiştiniz. Ha bir dahakine? Bize zaten büyük yardımda bulundun Seyfi. Üstelik bunu kendi hayatını tehlikeye atarak yaptın. Seni daha fazlası için zorlayamam. Buna yasal olarak da, vicdani olarak da hakkım yok. Ama eğer onlardan kaçmak istiyorsan, yaşamak istiyorsan, senin de önünde tek bir seçenek var. Hepimiz gibi. Sen git biraz düşün. Ben sonra sana ulaşırım. Albay. Tek seçenek var dedin ya. O ne? Savaşmak Seyfi. Savaşmak. Savaşmak mı? Ne savaşı ya? Ben zor kurtarmışım. İHA'lar çıktı mıyız başım? Evet komutan. Sınıra doğru gidecekler. Tek şansları bu. Biz de ensilerinde olacağız ama. Hızlanalım. Zamanımız daralıyor. Emredersiniz komutan. Kılıç gidiyoruz. Onlar kuzgun. Nedir bunların derdi? Ne istiyorlar benden? Kuzgun, beni duyuyor musun? Kuzgun, cevap ver. Ne söyleyeyim onlara? Ne bileyim ben, uydur bir şeyler. Kuzgun, cevap ver. Rosa, ben dinliyorum. Kuzgun nerede? Şu anda konuşamıyor. Söylediklerinizi ileteceğim. Sen yalnız mısın Rosa? Dinleyen var mı seni? Yalnız olduğunu söyle bakalım, ne diyecekler? Evet. Yalnızım. Tamam. Rosa, beni dinle. Kuzgun son bir haftada neredeyse 60 adam kaybetti. Asker peşinizde. Şimdi neredesin? Sınıra ulaşmaya çalışıyoruz. Askeri peşinize takıp buraya getirmeyin Rosa. Kandil'in kesin talimatı. Tekrar ediyorum. Eğer özel kuvvetler hala peşinizdeyse bu tarafa kesinlikle gelmeyin. İyi de ne yapacağız biz? Dedikleri buysa kuzgunu onlara verin. Anlaşılmadı. Anladın Heval. Askerin sizi takip etmesini engelleyin. Gerekirse kuzgunu onlara verin. Hatta gerekirse kuzgunu infaz edin. Ama askeri buraya getirmeyin. Komuta sende Rosa. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Kandil öyle istiyor ha? Pabucumun kandili öyle istiyor. Kendi adamlarımın beni satmasını istiyor, öyle mi? Avuçlarını yalarlar. Nasıl insanlar bunlar Çeto ha? Ha? Nasıl insanlar bunlar Çeto? Zor patron. Durum. Çok zor. Ay
Hayatta seni satmayacak tek adamı Seyfi'yi öldürdün Kuzgun. Nasıl hissediyorsun? Bunu konuşacağız Roza. Seyfo haindi ve ölmeyi hak etti. Öyle değil mi Çeto? Öyle değil mi Seyfo haindi? Ölmeyi hak etmedi mi? He? Benim. Kızım. Babam. Baba? Sen misin? Bana çok kızgınsın değil mi kızım? Esra. Ama... Haklısın da kızmakta. Ama ben ne bileyim. Seni çok özledim kızım. Baba, ağlıyor musun sen? Yok. Telefon çekmiyor ara. Baba, çok teşekkür ederim. Bunları sen yaptın değil mi baba? Çok sağ ol. Ne? Ben ne yapmışım? Ankara'dan kocaman bir koli geldi baba. İçinde kitaplar, kıyafetler, defterler. Okul işini nasıl hallettin? Ne yaptın sen baba? Okul mu? Evet baba. Hani burs başvurusu yapmıştık ya. O kabul edilmiş. Bir kağıt geldi. Çok teşekkür ederim baba. Çok sağ ol. Esra, müdür hanım seni çağırıyor. Baba, şimdi kapatmam gerekiyor. Müdür hanım odasına çağırıyormuş. Beni tekrar arar olur mu babacığım? Babacığım. Sen bana babacığım dedin. Uy, ben sana kurban oldum. Sen bana babacığım dedin. Sen bana babacığım dedin. Aferin lan. Ulan salak Seyfo. Ulan salak Seyfo. Kendi olanı bir fare yakaladın lan. Bana babacığım. Ya Halvay. Sen nasıl bir adam çıktın ya? Kolej hallettin bir de kitap gönderdin. Ya sen ne manyak bir adam çıktın.
Gelmiyor musun? İlçeye gidiyoruz. Gelmiyor musun? Yok, gelmiyorum. Ben dağa gideceğim. Dağda ufak bir işim var. Onu halledeceğim. Tamam. Bana babacığım dedi. Kurban olurum ben sana. Babacığım dedi. Esra'cığım, şimdi burs işinde sana yardımcı olan hocamızla görüntülü konuşacaksın. Gel böyle. Tamam hocam. Merhaba Esra. Merhaba hocam. Notların harikaymış. Ayrıca Avrupa Birliği dergisine yazdığın yazıdan da çok etkilenmişler. Kolej seni bekliyor yani. Çok teşekkür ederim hocam. Siz orada mı görevlisiniz? Pek sayılmaz. Ama geldiğinde tanışırız, olur mu? Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Aslanım. Çıkıyor muyuz efendim? Biliyor musun Kubilay? Hayattaki en güzel şey iç huzur. Bence de efendim, evet. Ayrıca albay inanılmaz bir adam. İnanılmaz. Yani? Aslanım ne oluyor ya? İç huzuru falan. İç huzuru ne demek? Ben bir dakika akıllandım ben şimdi. Sanki böyle bankayı soymuşsunuz da parayı geri vermişsiniz gibi. Ne oluyor? İç huzur iyilik demek Kubilay. İnsanlık demek. Denge demek. Tamam ya, öyle desiniz ya. İyilik işte, evet. Var ondan bende. Var. Daha bugün yaptım. Gittim Hatice'nin bebeğini markete tarttım. Markete mi tarttın? Tarttım tabii. Kubilay, aklını mı yedin sen? Bebek için hiç hijyenik bir ortam değil orası. Aa. Bu da takmış hijyene. Hijyen yukarı, hijyen aşağıya. Bir de başka bir şey söylesin. Duyuyorum Kubilay. Pardon efendim. Gidelim. Hijyen hiç umurumda değil. Ellerinde mi yedirsen? İğrençsin Serdar ya. Gerçekten iğrençsin yani. Ya senin ayağın yaralı. Ben niye sana çorba içiriyorum ya? Ah vallahi Kaan abinin yatağı, onun pijamaları, onun kız kardeşi daha ne isterim ben. Defol. Gitmem gerek. Nereye gidiyorsun ya? Gel şöyle çifte kurmalar gibi şey etsek. Hı. Ya Serdar, nöbetçiyim ya. Bir saat kaçtım ya. Bir saat işe dönmem lazım. Ne nöbet kızım? Sen artık evinin kadınısın. Yok öyle şeyler ya. Çalışmana izin vermeyeceğim zaten. Vermiyorum hatta. Otur. Serdar, birincisi, bilmiyorum farkında mısın ama senin bir evin bile yok. İkincisi, o üzerindeki pijamalar bile benim abime ait. Üçüncüsü, sen benim çalışıp çalışmayacağımı söyleyemezsin. Ay, tamam ya, yine kan bozuk kesildin ha. Mis gibi lahana sarması yaptım çocuğum. Yersin olur mu? Ha? Ay vah yavrum, vah vah vah. Pis sahtekar. Size doyum olmaz. Ben kaçtım. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Hadi Allah kolaylık versin yavrum. Ay Serdar, yavrum. Biz Hatice'yle bir yere kadar gideceğiz. Sen onun babasına göz kulak olursun değil mi yavrum? Ha? Bak mis gibi. Sarma da var, yersin. Hadi. İHA! İHA var, saklanın!
Ne? Bizi gördüler. Peşimizdeler. O zımbırtı burada demek. Asker burada demek. Birisi ne demek istediğini açık açık söylesin. Söyleyin! Kandil seni istemiyor Kuzgun. Ya sen Çeto? Ha? Sen de mi istemiyorsun? Hepimizi vuracak mısın Kuzgun? Roza, bunu yapamazsın. Kandil seni infaz etmemizi istedi, duydun. Lanet olsun! Canınız cehenneme! Ama biz seni canlı bırakacağız patron. Canlı. Keşke Kuzgun hayatında bir kere olsun beni dinleseydin. Hadi gidelim. Bildiriyorum. Komutanım! Komutanım, jandarma komutanlığından Kuzgun'la ilgili ihbar gelmiş. Bildirilen yer İHA'ların hedef tespit ettiği yerle aynı komutanım. İHA'larla aynı yer? Evet komutanım. Onu bulduk. Bulduk. Gidiyoruz! Şansa bak. Albay'ın en sevdiği yerlerden. Muhtar.
öğretmen bey. Seni neyle vurmamı istersin? Keleşle mi? Tabancayla mı? Gir içeri. Komutanım, burada kan var. İşi şuraya tutsana hele. Galip biraz daha yaysana kardeşim şu tarafa. Komutanım, bir grup güneye doğru gitmiş. Evet. Bir tanesi de bu tarafa doğru gitmiş. Kan izlerinin sahibi. Kuzgunu sattılar evlat. Bize gelen ihbarın sebebi de buydu. Sonunda birbirlerini satmaya başladılar işte. Her zamanki gibi komutan. Her zamanki gibi. Onu bulduk. Bulduk onu. Galip, ne var o tarafta? Komutanım, 6 kilometre ileride bir köy var. Kılıç! Köye gidiyoruz. Hadi. Fırıldak çevirmeye kalkma, yoksa senin için iyi olmaz. Beni anladın mı öğretmen? Ha? Güzel. Oksijenli su ya da tentürtüyat var mı şurada? Var. Ver. Aç. Geri çekil. Araban var mı? Hayır, yok. Neden? TC maaşımızı az mı ödüyor? Ha? Arabam yok. O zaman şimdi beni iyi dinle ve kulağını aç. Köyden kimin arabası varsa onu arıyorsun, acil bir şey uyduruyorsun ve buraya arabayı getiriyor. Anladın mı beni? Öğretmen. Köyde fazla kişinin arabası yok. O zaman acele et. Hadi ara. Vay vay vay. Dokunma onlara. Şşş. Eceline mi susadın lan sen? Ha? Kim bu? Bundan sonra mı? Kim oğlum bu? Ne yapacaksın, kim olduğunu? Anladın mı şimdi ne yapacağım? Hı? Kim bu? Doğan! Ha? Doğan. Ne oldu lan? Doğan. Ha? Doğan. Ne var lan? Sen versene şunu abicim ya. Kahveyi. He. Lan, sen bana hayatta tepsiyi vermezdin Olgun. Hayırdır?
Yemedi mi? Ya abiciğim şimdi paşa içeride ya. Ha. Sağ sol da belli olmuyor. Sen veriversen ne olur yani. Hadi gezin seveyim hadi. İki tost bir ayranını alırım. Tek tost ayran yok. İki tost bir ayran çift malzemeli. Aa kahve soğudu ama. İki tost bir ayran çift malzemeli sucuklu ketçaplı. Anlaştık anlaştık al. Ver hadi ver. Hadi olsun inşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abim, eğer dediğin gibi kuzgun o köyde sıkışmışsa durum çok tehlikeli demektir. Onun için çok dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Diğer teröristlerden bir haber var mı? Muhtemelen sınırı geçtiler komutanım. Kuzgun'u sattılar ve kendi canlarını şimdilik kurtardılar. Ne demişler? Su testisi su yolunda kırılır. Boşuna dememişler değil mi? Neyse, siz çok dikkatli olun olur mu? Kılıcınız keskin olsun. Sağ olun komutanım. Al tepsi. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hazırlıklara başla. Şenlik yakındır söyleyeyim sana. Ne oldu lan? Haber mi var bayındır ha? Ne olmuş? Çok merak ettim. Söylesene. Allah'ını seversen söyle. Ne olmuş? Tim çökmüş mü? Adamları almışlar mı? Kendine gel lan. Ne biçim koşuyorsun oğlum sen benimle? Allah Allah. Ne dedik ki lan sana şimdi? Ben içeride duyduğumu çıkıp sana gammazlayacak kadar karaktersiz miyim oğlum? Gammaz mıyım lan ben? O kadar kalitesiz bir insan mıyım? Yazıklar olsun. Hiç beni tanıyamamışsın. Harbiden yazıklar olsun sana Olgun. Dört lahmacun, şalgam, bir de soda. Çay? Bir demet. Suriye'nin işlerine kadar sızmışlar. Ruslar bunları çevirmiş. Bizimkiler de Fransızlara dalmışlar. Fransızlar ciyak ciyak bağırırken Kopuz Albay lan demiş. Elebaşlarını alın, garibanları salın demiş. Ondan sonra efendime söyleyeyim, Almanlardan bir tanesi obüs topunu da tetik düşürünce... Alman mı? Fransız değil miydi lan bu? Almanmış ama adam sonradan Fransa'ya göç etmiş. Aslen Alman yani anladın mı? Sonradan geçmiş Fransa'ya. Ondan sonra efendime söyleyeyim, Ruslar da güneyden bizimkileri çevriliyor tamam mı kardeşim? Ha. Yalnız sana bir şey söyleyeyim, beni çok iyi tanırsın. Helal olsun sana. Vallahi billahi. İşte Ruslar Afrika'dan da başka... Fotoğraftaki kim? Oğlum. Araç geldi. Bana bak. Önce seni, sonra da dışarıdaki köylüyü vururum. Anladın mı beni? Kim bu? Abimdi. Değil. Evet. Şehit oldu. Vay vay. Demek öyle ha. Şehit mi oldu? Kes lan sırtmayı. Şu abin... Albay İbrahim Kopus'u tanıyor olabilir mi? Ne? Oğlum kulakların duymuyor mu senin? Abin diyorum, Albay İbrahim Kopus'u tanıyor olabilir mi? Erdem. Kardeşim. Bunu söylemenin yeri mi? Değil mi bilmem ama. Putin. Murat Teğmen'e bunu yapanı cehennemin dibine gönderdi. İçinde ukde kalması kardeşim. Türk askeri unutmaz. Mehmetçik dediğin attığı bombanın üstüne şehit arkadaşının adını yazar. Allah şahit ki Murat Teğmen'in hesabı daha çok uğursuzun burnundan fitil fitil gelecek. Fitil fitil gelecek. Sen o çocuklara Murat Gündoğdu'yu anlat babalar. Ve sakın benim dağlarda yeşiller giyen bir abim yok diye düşünme. Biz hep buradayız kardeş. Daima buradayız Erdem. Öyle bir ismi hiç duymadım. Ama galiba sen iyi tanıyorsun. Abinin yanına gitmekte acele ediyorsun bak. Ama yağma yok. Önce beni istediğim yere götüreceksin. Yürü. Yürü.
Silahını bırak ve teslim ol. Silahını bırak ve teslim ol. Lanet olsun. Nereden çıktı lan bunlar? Ne oldu? He? Aradığın adam mı geldi? O. Albay İbrahim Kopuz. Şehit abim Teğmen Murat Gündoğdu'nun komutanıydı. Abimin katilini Kevgir'e çevirdi onlar. Sana da aynısını yapacaklar. Hiç şüphen olmasın. Demek Albay'ı tanıyordun ha öğretmen? Şimdi de Kuzgun'la tanışacaksın. Komutanım. Elimdeki tek rehini seni öldürmez. Daha zamanımız var. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Şahsın kimliği belirlendi. Kimmiş? Rehini alan öğretmenin adı Erdem Gündoğdu komutanım. Ne? Komutanım Murat'ın kardeşim. Herkes gözünü dört açsın. Şu binanın girişini aydınlatın. Çiğdem yeter, sol tarafa alın. Kürşat, Galip sağdasınız. Binanın arkasını sarın. Teslim ol çağrısı yaptılar komutanım. Ancak şahsını çıkış yapmadı. Albay Türk sınırları içinde olduğu için o çağrıyı yaptı. Ama eminim teslim olmasın diye dua ediyordur. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk. Kalk. Yürü. Askerinin kardeşi elimde albay. Beni duyuyor musun? Teğmenini kurtaramadın albay. Adamını genç yaşında öldürmüşler. Kopuz. Bakalım kardeşini kurtarabilecek misin? Öğretmen kan kaybediyor. Kopuz. Birazdan ölecek. Beni duyuyor musun? Ne istiyorsun Kuzgun? Sesini duymak ne kadar güzel albay. Teğmenin öldü. Pia öldü. Öğretmeni de öldürecek misin albay? Ne istediğini söyle be. Silahsız olarak buraya geleceksin. Rehinem olacaksın. Ve öğretmen kurtulacak. Anlaşma bu. Ne diyorsun albay? Hiç olmazsa öğretmeni kurtaracak mısın? Evlat, al şunu. Komutanım. Bırak yüzücüm. Komutanım lütfen. Bu aklından 40 tane tilki geçiyordur. Lütfen komutanım, olmaz. Bunları biliyorum yüzbaşım. Albay! İkinci kurşun namluda. Öğretmenin yüzü sararmaya başladı. Komutanım, bunu yapmayın. Şehitlerin ölü olmadığına inanıyoruz evlat.
Düşünsene. Şu anda Teğmen Murat Gül doğdu. Bizi izliyor olsaydı ne derdi acaba? Bu çocuğu kurtaracağım. Çünkü o bize bir şehit emaneti. Hayatıma mal olsa da bunu yapacağım. Siz yerinizi koruyun. Bu bir emirdir. Emredersiniz komutanım. Komutanım, hiç olmazsa yakınınızda olmam izindir. Kuşkun! Silahsız olarak yanına geliyorum. Hayatında bir kere adam ol ve sözünü tut. O çocuğu bırak. Bunu yapacağını biliyordum ağabey. Birazdan cehenneme gideceğim. Albay da benimle beraber gelecek. Ne dersin? Partiye katılmak ister misin? Ha? Emredin komutanım. Teğmenim, bizimkilerden bir haber var mı? Yok komutanım, karargâhtayız ama henüz bize gelen bir şey yok. Bir haber gelirse ne olursa olsun beni arayın, tamam mı? Ben hep ayaktayım. Saat kaç olursa olsun arayın. Emredersiniz komutanım. Sağ olasın. Komutanım. Adamı şaşırıp verme. Komutanım, arka taraftayız. Komutanım, hedef olumsuz. Görüş sıfır. Kılıç herkes yerinde kalsın. Komutana en ufak bir saldırı teşebbüsünde inisiyatifsizdedir ateş sarmıştı. Anlaşıldı. Babalar, işin en pis yerine geldik oturduk. Allah sonumuzu hayır etsin. Emre, sesim düzgün çıkıyor mu lan? Çok iyi komutanım. Yani kaset yapsan tutar gider. Önüne bak Karaoğlan. Akıtırım pekmezini, gözünü hedeften ayırma. Akıtırsınız komutanım. İşte geldim Kuzgun. Sözünü tut. Onu bırak. Yaklaş albay. Buraya gel. Öğretmenimizi bırakana kadar olmaz. Onu bırak. Sana yaklaş dedim. Yoksa öğretmeni öldürürüm. Komutanım, hedefi kısmen görüyorum. Ya ateş için uygun değil. Hedef olumsuz komutanım. Görüş yok. Seni istesem şu an şurada öldürürüm. Ne diyorsun bu işe? Onu bırak. Bırak onu. Sen Pia ile konuşurken o tetiğe daha erken basmalıydım albay. Pia senden nefret ederek öldü Kuzgun. Kes sesini! Etrafındaki herkes sattı seni. Bize yerini onlar söyledi. Sana kapat çeneni dedim, sus! Teğmen Murat'ın adını biliyorsun. Tanıdığım en yiğit adamlardan bir tanesiydi.
arkasına sığındığın o delikanlı onun kardeşi. Kes sesini be! Tıpkı onun gibi. Tıpkı Teğmen Murat Gündoğdu gibi. Onun arkadaşları Teğmen'im geldiğinde gün doğdu derdi. Onun düşmanlarıysa onu gördüğünde ölüm geldi derdi, ölüm. Komutan. Ölürken göreceğin son yüz ben olacağım demiştim Kuzgun. Canın cehenneme. Allah aşkına söyle, şu adam kaç volt taşıyor ya? Ha? Bu ne be? Abilerim. Ya artık olaysız görüşsek diyorum ya. Olur böyle şey kardeşim, kafana takma. Ve beladan birazcık uzak kalmaya çalış bundan sonra. Yok abi, benim belayla ne işim olur? Merak etmeyin. İyi bak kendine koçum. Eyvallah. Götürün arkadaşlar. Babalar. Dur dur. Erdem baba. Türk çocuklarına dert veriyorsun. Onlara öğret. Onlara de ki, vatan candan azizdir de. Vatanın tapusu şehit Murat Gündoğdu'nun koynundadır de. Vatanın kokusu kızıl güllerdedir de. Vatan nazlı bir güzel. O yüzünü kurşundan kaçmak için etek giyenlere göstermez de. O şanlı bayrağın gölgesi nereye düşerse orası vatandır de. Nerede iki kurt sırt sırta verip sırtlanlara karşı duruyor, orası vatandır de. Namussuza, ite, uğursuza yar olmaz de. O bebelerine bellet babalar. Bellet o çocuklara. Vatan büyük bir ülkedir. Kimin yüreği genişse, kimin göğsü erkekse oraya sığardı. Öğret o çocuklara babalar.
Hadi geçmiş olsun kardeş. Komutanım, biraz su içmek ister misiniz? Haydar yüzbaşım konuştu da. Haydar derstir. Küfreder, bağırır, çağırır ama konuştuğu zaman ciğerden konuşur. Onu iyi dinle Teymi. Komutanım, ya siz? Siz iyi misiniz? İyiyim Teymi'nim. İyiyim. Bu çocuklar tarih yazıyor. Bazen kaderime kızıyorum, evet. Sevdiğim iki kadını da kaybettim. Terör'e bir evlat verdim. Ve birçok kardeşime. Ama bazen diyorum ki Tanrı'nın ne sevgili bir kuluymuşum ki, ne şanslı bir insanmışım ki bu adamların, bu kadınların komutanı olmuşum. Onur. Büyük bir onur. Büyük bir onur. Dur. Ateş etme. Selfie. Komutanım, biz bir bakalım. Seyfi. Şimdi doğru mu anladım? Sen arkadaşların arasına sızmak için, albaydan da fikir almak için bizim önümüze çıktın, öyle mi? Ya şimdi ben bunların arasına sızacağım ya. Bunlar demeyecek mi? Ulan biz seni deli bağlar gibi ağaca bağladık. Sen oradan nasıl kurtuldun diye. Ben ne diyeceğim? Doğru. Mantıklı, evet. Albayım. Ağut! Albayım. Ya vallahi razı olsun ha. Kızla konuştun da vallahi benim yapmadığım babalığı yapmışsın ya. Süpersin ha. Seyfi. Sen bizden ne istiyorsun tam olarak? Ya. Ben anladım. Anlamış. Şimdi bu Denyo onların yanına gidecek. Onlar buna soracak. Nasıl kurtuldu diye. Ulan ne cevap vereceğim diye soruyor. Aynen öyle. Orasını ben de anladım Yörük. Anladım ben de. De ne yapacak işte? Ne istiyor tam olarak? Ne söyleyecek? Nasıl halledeceksin? Bozok baba. O iş bende. O iş onda. Sol elin baş parmağını uzat. Sol elin baş parmağı mı? Uzat. Sol elin baş parmağını ne yapacaksın? Derin bir nefes al. Bana bak lan. Şimdi beni iyi dinle. Hepiniz manyaksınız, yemin ediyorum. Lan bağırma. Ya elimi kırdı, nasıl bakın miyim? Bağırma. Bağırma, ben bağırıyor muyum? Parmağımı kırdı. Bağırma. Ben bağırıyor muyum? Kırdı parmağımı. Bağırma.
Çağrı koş hadi aslanım koş be. Abi Çağlar benim adım. Ulan yemişim adını koş lan. Ulan yürü lan koş diyorum sana. Hadi Çağber haydi. Koş lan oğlum. Ne oluyor lan? Ulan Olgun. Ulan Olgun neredesin lan sen? Ulan sorumsuz. Ulan perşembe pazarı. Ulan dingil. Ulan mercimek bükme. Neredesin oğlum? Neredesin sen? Lan buradaymış da bayındır. Allah Allah. Ne oldu lan şeytan görmüş gibi? Olgun ben nereden çıktım? Ben sana bir şey söylerdim ama çok münasip kaçmayacak bayındır. Terbiyesizleşme. Terbiyesizleşme. Biyoloji sorusu mu sordum oğlum ben sana? Tövbe yarabbim. Çağberk. Nereden çıktım oğlum ben? General Paşa'nın odasından çıktın abi. Yalnız aynı anda hem general hem paşa denmez askerliğini yakarsın. Öğreteceğim neyse sıkıntı yapma. Ben bunların hepsini sana öğreteceğim. Kutalmış Paşa'ya kahve verdin yani. Kahve vermedim. Kutalmış Paşa bilhassa beni yanına çağırdı. Özellikle. Bana ne dedi biliyor musun? Bayındır, bütün emir komuta sende. O kadar dedi. Ulan bir ya. Emir komuta sendeymiş. Oldu canım. Ulan yürüyen pandispanya. Ulan kumpir. İyi hazır mısın? Sana bombayı söylüyorum o zaman. Kılıç dimi kuzgunun leşini yere sermiş. Allah harbi mi abi? Ulan bizde harbi tabii. Bizde kofte olur mu? Harbi tabii ulan. Ya. Kutalmış Paşa da beni yanına çağırdı. Eğlence düzenle bayındır dedi. Sazmaz ne varsa getirin dedi. Hiçbir şeyden sakınmazsınım dedi. Vay be. Vay ki ne vay. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Kimi ayarlayacağız? Kimi getireceğiz oğlum? Kimi getireceğiz? İyi düşün lan. Ne bu ne bu ne? Kim? Burası Ankara birader. Burada Ankara havaları oynanır. Yani? Yani babaların babasını getiriyoruz bayındır. Mehmet Demirtaş. Ulan helal olsun be. Helal olsun. Hemen ara. Hemen ara bağla adamı. Hemen ara gelsin be. Ulan helal olsun. Mehmet Demirtaş. Mehmet Demirtaş. Evet Mehmet Demirtaş. Mehmet Demirtaş kimdi lan? Mehmet Demirtaş oğlum. Çok büyük sanatçı. Paşa kırmızı halı sermiş yemin ediyorum. Sorma, sorma. Allah Allah. Hacı Zeynep'i kime bıraktı acaba? Dikkat! Kılıç demi görevini başarıyla yerine getirmiştir komutanım. Emir ve görüşlerinizi asırdır. Sağ olun albayım. Kılıç dimi yuvana hoş geldin. Sağ ol. Ay abla bunlar nasıl bağırıyor böyle? Ay sorma. Tevekkeli değil bizimki hönk hönk öksürüyor geceleri bundanmış. Bu tim başarılarına yeni bir halka ekledi. Bunun için gururlu ve mutluyum. Hepinizi alınlarınızdan tek tek öpüyorum. Sağ ol. Bu akşam karargâhta bir eğlence düzenlenmesi için emir verdim. Bu arada sevdiklerinizi de buraya davet ettim. Şu anı, bu mutluluğu ve bu gururu bir nebze olsun yaşasınlar istedim. Kılıç dimi, istirahat edebilirsin. Sağ ol. Rahat. Hadi koş 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 koş. Ne haber oğlum? Ha?
Ya. Oğlum herkesin ailesi gelmiş. Benim annem herhalde telefona bakmadıysa. Nasılsın? İyiyim. Ay hoş geldin. Şükür kavuşturana ya. Anam. Kuzum. Çok şükür ya Rabbim. Ben hep birbirimize mi sarılsak? Ne yapsak? Sarılamıyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Sen. İyisin değil mi? Canım, ay hoş geldin. Ya, kavuştuk. Vallahi billahi. Rahatçasın. Tamam babanım. Ha? Ha? İlyas. Buyurun komutanım. Oğlum, biz dımdızda kaldık lan burada. Şu dürümcüyü mü çağırsaydık bari ha? Sorma abi ya. Şimdi örgüt yapısından talebiniz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Kuzgun'un bıraktığı yerden devam edebiliriz. Bu işi madem ki başaracaktınız, daha önce neden yapmadınız? Çünkü Kuzgun'un komutası altındaydık. Kuzgun bu iş yanlış yönetti. Ama biz başarabiliriz. Ne var? Peki ne istiyorsunuz? Yeterli sayıda adama ve silah ihtiyacımız var. Hepsi bu. Ne vaat ediyorsunuz peki? Ne yapacaksınız? Bize bu bölgeyi verin. Savaş alanı haline getirelim. Sizi darmadağın eden şu timi durdurun. Size bir değil, iki bölge verelim. Bunu başarabilir misiniz? Evet, yapabiliriz. Peki Heval, umarım. Anne biz gel... Abi börek falan var ya. Evet. Vallahi var. Kapının rengi beyazmış lan. Toz yok. Mis gibi. Annem evi resmen kırtlamış abi. Komutanım resmen temizlik kokuyor ev. Toz yok. İlyas bak bu da kahverengi. Anne! Oh. Anne! Annem... Anne! 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 Bağırma Leyin! Kulaklar sağlam. Geliverdiniz mi kuzularım? Hoş geliverdiniz. Çok güzel olmuş yerler mis gibi. Ya! Yeah. Kolay gelsin teyzeciğim. Terlikleri giyin bakayım. Terlik. Anne biz kullanmıyoruz terlik. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Terlikler tamam, neredeydi? Canım. Nerede bu terlikler? Anne nereye koydun terlikleri? Bizde düzen yok ki ne bileyim. Aa, burada kaldın. Giyen geçsin bakayım. Al al bakayım. Geç bakayım. Hı. Geç bakayım. Hı. Bir posta daha çamaşır seri verdim bak buna. Gece oh. Yapmadan onları toplayıverin değil mi? Heh, İz kokmasın. Düzgün otur bakayım. Sen de doğru otur bakayım. Hı.
Ben akşam dönüyorum memlekete. Aa, anne ne acelem var ya? Kal biraz daha. Geliveceğim yine. Geliveceğim hem de teftişe. Vallahi her yer çok temiz olmuş teyzeciğim. Eline sağlık. Yani biz bu evi daha önce hiç bu kadar temiz görmedik. Zevzeklenme lan. Sıpa. Eşek sıpası senin. Evi ahı gibi etmişsiniz çocuğum. Evet. Kaç su sürevi yedim Allah bilir. Koca koca adamlarsınız. Utanmıyor musunuz hiç böyle pis pis oturma? Bir daha geldiğimde bu evi pis görürsem elime alıvereceğim kızılcık sopasını ona göre ha. Annem tamam kızımı göpeyim gel. Bize arayan soran var mı ya? Olmam mı? Susmadı telefon, susmadı telefon. Dur bakayım. Garoğlan. Ha. Seni Şıngıdak Lale. Benim. Selçuk Sıla. Sarışın seni de Cemre aradı. Cemre kim ya? Anne. Beni kimse aramadı mı ya? Araba mı? Ha. Dur bakayım neydi seninkinin adı? Ney? Adını da söylemedi bak zevzek kız. Aa. Sonra zaten telefonun fişini çekiverdim. Gitti gari. Ya tabii yani bizde şimdi bu karizmatik durum oluştuğu için anneciğim. Ya arayan oluyor. Tabii karizmatik olmak böyle bir şey. Evet böyle bir şey. Ya biz aslında onlara hiç yüz vermiyoruz anneciğim. Ya hiç olmuyor. Tabii canım. Evet. Yok yok. Sizin evlenme vaktiniz gelivermiş. Emre. Efendim annem. Zarifet teyzem vardı. Biliverdin mi? Vardı bildim. Ha. Bir de onun kızı vardı. Hatırladın mı? Vardı hatırladım. Ha? Ama hatırlamaz olayım. Anne o kız, o diş, o sümüklüğünün teki o ya. Neyini hatırlayayım? Sen sümüklüğü şimdi gör bakayım. Ne diyorsun? Afet, afet. Şaka. Hmm. Tabii organik besleniyor kız. Bir içim su, bir içim su. Hem o da senin gibisini mi buluverecek? Bulu evet. Bu iş. Yakışıklıyım değil mi? Yakışıklı oğlum benim. Of. Filinta gibi maşallah. Annem. Öpeyim. Bana bak. Bizim bu çocuklar da bir şeyle ayarlarsın. Şimdi anacığım dur biraz sen dinlen. Siz yorulmayın teyzeciğim. Şimdi benim de böyle gözlerimin güzel olduğunu, bakışlarımın böyle derin ve anlamlı olduğunu söyler kızlar söyler tabii. Yani sen oraya gidince bize de böyle güzel kızla buluversen ya. Emre'm kadar yakışıklı değilsin ama bakacağız artık bir şeyler. Heh, annem ya. Ben sırada bir şeyler bulacağız. Sarışın meraklanma. Sağ ol teyzeciğim. Hem neydi kızın adı o Cemre miydi? Ha, ben hiç onu sevmedim zaten. Konuşmasını falan. Boş ver Cemre'yi. Olmaz o iş. Olmaz. Sen nasıl uygun görürsen teyzeciğim. Hı. Yaklaş bakayım. Aman da aman. Gözlerde yeşil yeşil. Maşallah benim kuzularıma. Hepi Cengiz'e buluvereceğim vallahi bir tane kız. Allah. Anne. Hı? Abartmıyor musun biraz? Yeşil meşil de. Ben senin oğlunu biliyorsun değil mi? Kusura bakın kıskanıyorum ya azıcık. Oh. Aa ya. En yakışıklı kızısın sen. Efendim? En tatlısın. Efendim? En tatlısı, en güzeli. En yakışıklısı. Koy bakalım. Kızı güzel oğlum benim o. Hepsi benim oğlum. Hepsi benim oğlum. Beni bakın. Şunları katları benim bakayım. Ben hazırlanacağım içeride. Hadi bakayım. Annem ya. Gel. Hadi bakayım. Sandalyeyi düzelt. Vallahi helal olsun ya. Bu kopuz albay çok büyük adam. İki arada bir derede Seyfi'nin o işini de halletmiş. Helal olsun. Aa, bana helal olsun yok mu yani? O kadar kolej müdürüyle konuştum, kontenjan ayarladım. Bir ton iş yaptım yani lütfen. Ya yok canım. Sen var ya üf yani. Aferin kız sana. Ama kimin nişanlısı tabii. Kendine de pay çıkar yani. Her zaman. Ama Esra da çok tatlı, çok akıllı bir kız. Vay be. Lan Seyfi gibi bir adamdan helal olsun kopuz babaya ya. E nereye gidiyoruz? E gidiyoruz işte. Önem var mı? Hayır yok. Aferin. Senin yani hiçbir yerin önemi yok. Yanında çok mutluyum. Vallahi bir an şikayetçisin zannettim.
Beklemekte, sabretmekte çok zor. Bazen yeri geliyor, seni çok uzun süre hiç göremiyorum. Ama günün sonunda sana kavuşacağımın inancı, işte bu her şeye değiyor. Bak yemin ediyorum aynı anda helva yiyip aynı anda simit yiyip ondan sonra mısırla beraber çay içmek istiyorum. Bunların hepsini aynı anda yapmak istiyorum. Merhaba ustacığım. Buyurun hoş geldiniz. İki tane verir misin? Ha bu mu yani? Sen yemekten başka bir şey düşünmez misin? Buyur abiciğim. Teşekkürler. İyi günler. Bir tanem olur mu hiç öyle şey ya? Gel buraya. Ne yapıyorsun sen arkamda? Ne yapıyorsun sen? Of Kaan. Dayanamadım. Ne yapayım? Çok güzel. Ama çok güzel. Nasıl? Hayır artık. Abartma. Önce bir bunu bitirelim. Yapamadıklarımı ister oldum. Sanki küçücük çocuğum, sensiz hayata küsüyorum. Bugünlerde bir hoşum. Yapamadıklarımı ister oldum. Sanki küçücük çocuğum, sensiz hayata uçurulduğunu. İçimden de gelmedi öğrenmek bugüne kadar. Ne olduysa seni tanıdıktan sonra oldu. Uçurtma, uçurur musun benimle? Öğretir misin bana yaşamayı? Koşar mıyız deliler gibi hiç düşünmeden? Sevişir miyiz geceler boyu hiç düşünmeden sabahı? Bugünlerde bir hoşum, yapamadıklarımı ister oldum. Sanki küçücük çocuğum, sensiz hayata küsüyorum. Bugünlerde bir hoşum, yapamadıklarımı ister oldum. Sanki küçücük çocuğum, sensiz hayata küsüyorum. Yapamadıklarımı ister oldum. Sanki küçük.
sarhoşum. Yapamadıklarımı ister oldum. Sanki küçücük çocuğum. Sensiz hayata. Ah küsüyorum. Ne düşünüyorsun? Ha? Kuzgun. Kuzgun geride kaldı Ceto. O artık yok. Biz işimize bakalım. Bunlar etkileyecek bir şey yapmak lazım Rosa. Böyle akıllar uçuracak bir şey. Çok iyi. Bu çok iyi Rosa. Eğer o vurursak ses çok uzaktan. İki saatte köyde oluruz. Akşam üzeri işi bitirir. Karanlıkta da rahatça kaçarız. Yarın da oturup çıkan gümbürtüyü keyifle dinleriz ha. Hemen çıkalım. Lan! Lan bıraksanıza beni! Ne oluyor ya? Lan! Bırakın lan! Lan siz beni tanımıyor musunuz lan? Ya Heval! Heval kurban olayım söyleyin şunlara bıraksınlar beni ya! Beni tanımıyorlar! Lan Çato! Bunlar nereli? Beni tanımıyor ya. Seyfi sen nereden çıktın? Ben kaçtı. İyi de bizi nasıl buldun? Ya unuttun mu? Rosa, bu işlerde sizden daha kademliyim da. Seyfi. He. Kuzgun seni tuzakladı ha. Nasıl kurtuldun? Ben baş parmağımı kırdım Çato. Çato. Ula eşekler gibi anırdım vallahi. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Böyle bir acı yok Çato. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi ha. Ama Çato bir şey diyeyim mi? Adamın böyle bomba olduğumu var ya o adamdan korka. Kendi elimi kendim kırdım o. Bir dakika, bir dakika. Sen o ipten kurtulmak için baş parmağını kırdığını mı söylüyorsun? He. Vallahi parmağımı kırmasaydım ben de oradakilerle birlikte havaya uçardım ha. Garibanlara da yazık oldu ha. Nereden başlıyoruz? Rahatsızlığı olan var mı? Tamam,
biraz sonra ambulansa herkes Rosa. İsker, dönerken saldıracağız. İşte o zaman. İşte o zaman onların sağlık ekibine daha çok ihtiyacı olacak. Bunlar nereye gitti? Hiç kimse bilmiyor mu? Bilmiyorum Haval. Bilseniz şaşardım zaten. Kutalmış evlat, asker eğlencesine bayılırım ben. Onlar çok önemli bir iş başardılar paşam. Bunu hak ediyorlar. Kuşkusuz, kuşkusuz. Fakat asker eğlencesi böyle mi olur yahu? Dağ gibi çocuklar kaplıca ihtiyarı gibi oturuyorlar. Albayım duydum. Vallahi haklı komutanım. İyi, o zaman bir şeyler yapalım. Emredersiniz. Haydar. Emir komutanım. Şimdi istediğiniz olacak paşam. Olsun tabii yahu. Nedir bu böyle? Tamam. Hadi koçlar, Allah'ınıza kurban olurum sizin. Bu duruş kartal duruşudur komutan. Bu duruş, bu memleket bizim duruşudur. Hay maşallah size. Hay maşallah.
500 kaymağı indirdi bir ayda. Başın gözün yesin anam sevda. Uçum yavaş tek tek. Şeyler çeviriyorlar. Öğrenemem. Dama çıkma. Kılıç değil mi? 15 dakika içinde helikoptere bineceksiniz. 15 dakika dedim. Marş marş. Evet komutanım. Paşam. Bunlar her güzel şeyin içine etmek zorunda mı ya? Bu nasıl zulüm ya? Ne istiyorlar bizden paşam? Türkiye'yi istiyorlar evlat. Son çakıl taşına kadar istiyorlar. Bu kurtlardan bir şey alınır mı? Ulan!